kötü değil değil mi? Pazarlamada son nokta. Ayasofya açılışına katıldı diye ilanlar verildi. Başta otomobil olmak üzere birçok ürün internet üzerinden satılığa çıktı. Aracım görülmeye değer bir araçtır. Almak istemezseniz de bir çayım içmeye gelebilirsiniz. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii şimdi de pazarlama malzemesi oldu. İlan sayfaları otomobilini satmak isteyenlerle dolu ve o kişiler ilanlarını gündeme göre belirliyor. İşte o ilanlardan biri. Ayasofya'nın açılışı bu ilana konu edilmiş. O ilanlar arasında en çok dikkat çekense Ayasofya açılışına katıldı denilen bu araçtı. Gündemde olan olayı hem kendi ticari menfaatimi hem de arkadaşlarımla beraber küçük bir şaka hazırlamak istediğimizden dolayı yazdım o açıklamayı. İlanın sahibi Halil İbrahim Güngör önce şaka yaptım dedi, sonraysa aracım 74 model olup Ayasofya trafiğine girdiği için 100 bin lira artık. Benim fırsatçı olduğumu belirtiyorlar. Evet, fırsatçıyım ve gündemi takip eden bir fırsatçıyım. Ayasofya fırsatçılığı bununla sınırlı değildi. Sadece otomobil değil, birçok ürün satışta ilan sayfalarında. Ayasofya'da saf tutan motosiklet yazısını bile ilgi çekmek için kullananlar var. Bir başka uyanık satıcı ise Ayasofya'nın isminin geçtiği internet uzantısını satın aldı ve ardından da satışa sundu. Sayfalarda Ayasofya'yı anımsatan çok fazla ilan var. Onlar arasında madalyon ve hatıra paralar da var ve meraklılarına satışa sunuldu. Fırsatçıların internet üzerinden satışa sunduğu o ürünlerin fiyatı 1500 Türk lirasına kadar çıkıyordu. Bronz hatıra paralar, Ayasofya yazılı hatıra setler sadece bunlardan birkaçıydı.